itikadı var, imanı yok. Aslında ulema-i İslam iman küfür demiş. Ortası yok demiş. Ustad Asın imam olduğu için içtihad ediyor. Fetret var ya, fetret. Fetret burada da kısmen var. Ortada itikat sistemini çalıştırıyor. Belki uygulayayım itikadı. Adam teheccüde kalkıyor. Namaz kılıyor. Zekat veriyor. Senden benden daha hassas, titiz ama küfre taraftar. Uygulayalım mesela. Öyle ben öyle sanal bir şey konuşmayı sevmiyorum. FETÖ'cü gece teheccüde kalkıyor. Zekatını değil, fabrikasını veriyor. Fedakar ağlıyor. Fakat bu süreçte hala FETÖ'ye taraftar. O zaman İslamiyet nerede? Hakka tarafgirlik yok, teslim yok, inkiyat yok. Bu fiildir. Peki FETÖ diyor ki öldürün diyor halkı. Allah diyor ki bir masumu öldürmek bütün insanları öldürmek gibi olduğundan Halid'in efi elbeda. Yine Allah Kur'an'da içtihada yoruma bırakmıyor. Diyor ki ebedi cehennemliktir diyor. Masum insanları bir insan öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak gibidir. Peki adam diyor ki önünüze geleni öldürün. Masum şey fark etme. Peki bunun hükmü nedir Allah'ın dininde? Önünüze gelin öldürün diyenin hükmü sonsuz cehennemliktir. Siz sonsuz cehennemliğe diyorsun ki bir bildiği vardır. Allah'ın bildiği yok. Tövbe. Adamın bildiği var. Nedir o İslamiyet? Hakka tarafgirliğin yok. Teslimin yok. Eylemin yok. İnkiyadın yok. Peki ama teheccüde kalkıyorsun. Değil zekatını fabrikaya veriyorsun. Senin imanın yok, itikadın var. Bu nereye gidecek? Adem'e gitmeyecek, cehenneme gidecek. Çünkü itikat neydi? İdamı, idamı ebedidir. Hapsebedi. Hapsebedi, idam ebedi kafir için demiş. Şuraya şey yapayım da. İdamı ebedi bu hapsi ebedi. Doğru mu yazdım? Yani İslamiyet'te sorun var. Peki İslamiyet, İslamiyetsiz iman, imansız İslamiyet, çare-i necat yoktur zaten var. Peki İslamiyet neydi? Hakka tarafgirlik. Gözünüzde görün yazın. Hakka tarafgirlik olacak. Teslim olacak. Eylemin olacak. Sen teslim olmamışsın, bir bildiği var diyorsun. Allah'ın hükmüne karşı hadallah. Hak getiriyorsun. Paralel ya. Allah diyor, adam da diyor. Allah diyor ki öldürmeyin, adam diyor ki öldürmeyin. Allah diyor ki namaz kıl, adam diyor ki hizmet için namaz kılma. Allah'a isyan ederek Allah'ın dediği olur mu? Allah'ın yasak ettiği bir şeyle Allah'ın dediği, Allah'ın rızası olur. Nasıl oluyor? Tarafkirlikten zaten direkt gidiyor, açık aynen. Zaten gidiyor, tarafkir oluyor ya. Esbeb-ül kel felsununca, nereye taraftar oldunuzsa hasenat seyyatın ortaksınız. Öbürlerine kıl, tarafkirlik mi olacak? Bitti. Ha, bitti. Tarafkir. Tarafkir olduğun anda böyle dalinam. Ne olacak? Sedat. Genler tabakalarından hangisine giriyor şimdi? Bu şimdi buraya girmez de. Nereye sokarsan sok. En altta düşer zaten. Yani FETÖ'nün buna gireceğine inanıyorum. İnşallah.
Vallahi benim inancım budur. Kızgınlığımda değildir. Benim inancım FETÖ buradadır. Nemrut. Benim inancımı da bir söyleyeyim. Hususi bana aittir. Peygamberimiz için diyor ki aleyhissalatü vesselam Risale'de küre-i arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Tamam mı? Küre-i arz mescidinde imam olmuş peygamberimiz. Adam küre-i arz imamı değil, kainat imamı olmuş. FETÖ. Ben buna şöyle bir şey yapıyorum. Ey Allah'ım, ben kanaatimi söylüyorum. Kanaat itirazı edilmez. Kabul etmekte zorunda değilsiniz. Oluyorum, psikolojime giriyorum FETÖ'ye. O halette söylüyorum. Ey Allah, sana bu kadar fedakarlık yaptık, bu kadar şeyler yaptık. Bu kadar dualar, bu kadar vaazlar ettik. Sana bir işim düştü, onu da yapmadı. Tamam. Ve Allah'a düşman. Allah'a düşman. Değil dine peygambere, Ahmet'e Mehmet'e. Tamam. Ama öteki tarafta, bunun karşısına duranların siyasi parti kalbinize sokarsanız, onun seyyatına da ortaksınız. Çok önemli abi ya. Eğer onun karşısına tayibim, eğer kalbinize sokarsanız, onun karşısına olan siyasi hareket tercihimizdir, takdirimiz değildir, haşa ve kella. Yoksa bütün yaptıkları yanlışlara ortak olursunuz. Parmağı azami şerden kaldırmayacaksın. Ha, ama şu, azami şer var, ehven-i şer var. İslam'da, İslam hukuku icra edilmediği zamanlarda, İslam olmadığı zamandaki, şu andaki Kemalizm, azami şer'e düşmemek için ehven-i şer ihtiyar edilir. Nerede yazıyor? İslam Meclisi maddesinin 27. madde. Tayyip'in ve hareketinin ehven-i şer'dir. Parmak kesiyor. Kemalizm rejimi ise kol kesiyor. Bu azami şer'dir. Buna düşmemek için bu tercih edilir. Bu Ahmet Mehmet'in Bediüzzaman'ın değil bu. İslam hukukunda mecellede 27. madde geçirin. Azami şer'e göre ehven-i şer tercih edilir. Onun için o tabiri kullanıyorum. Tercih ettiğimiz parti vardır. Takdir ettiğimiz asla parti yoktur. Peki ya ehven-i şer'e de vermeyeyim. Otomatik olarak azami şer desin. Şey, biz ne dedik? Ehven-i şer, azami şer'e düşmemek için ehven-i şer. Biz, ya o da şer, ikisi de şer, görüyor musunuz? Ama birisi azami, birisi ehven, birisi parmak. Peki, ya ben ikisi de şer vermiyorum dediğin anda, sen Müslüman mısın? Evet. Müslüman potansiyel olarak cep, yani azami şer'in karşısındadır. Yani bir şey bütün elde edilmese, bütün terk etmek caiz değildir. Bahçeye girersin diyor. Elinin uzunluğu kadar alırsın. Alamadığına da, alamıyorsam aldıklarımı da döküyorum diyemezsin. Dolayısıyla bir Müslüman olduğu için potansiyel olarak azami şer'in karşısındadır. CHP'nin karşısındadır. Eğer CHP'nin karşısında fiilen değilse, potansiyel olarak onun karşısında iken, onu durduracak bir tane oyu var iken, onun oyuyla bir defa güçleniyor. Onun oyuyla bir defa aşağı inecekti, bir varyoz yiyecekti aşağı. Yemedi, senin oyunla yemeyince bir tane kârı oldu. Sen otomatik olarak ehven-i şer'e oy vermesen, azami şer'e vermiş oluyorsun. Otomatik olarak bu böyledir. Sen de şer'e desteklemiş oluyorsun. Çünkü mutlaka hak ya azami şer gelecek ya ehven-i şer gelecek. Başka şansın yok. Sen potansiyel olarak azami şer'in karşısındayken yapmadın, ehven-i şer'in yanında olman gerekirken, ama ölçün şu olacaktı. Kalbime sokacağım değilim. Niye sokacağım ya? Bir sürü pislikleri var. Yani siyasette peki halife mi seçiyorsun? Şeyhülislam mı seçiyorsun? Dört halife, beşinci halife mi seçiyorsun? Yok. Mehdi mi seçiyorsun? Yok. Siyasetçi seçiyor. Mutlaka seçmen lazım. Onudur. İşte ama şunu kaçırıyorlar. Bunu kaçırırsanız
parmağını evren işleri bulamazsınız. Doğruluğu kaçar. Parmağını koyacaksın buraya. Bu gelmemesi için buradan bizden yana, bize yakın, buna karşıt olan, hizmet eden değil, önümüzü açan veya hizmetimize bir şey demeyen, İslam'a taraftar olan, peki çok dindar olan, hayır, bunu durdurabilecek güçte olan, bu gelmemesi için. Bu gelmemesi için burada karabalık olacak. En karabalık olan, en yakın olan. Abi, kardeş. CHP yukarı yazsaydık aslında abi ya. Biraz tuhaf duruyor da. Ha şöyle. Evet, Allah razı olsun. Yanlış. Benim kafam çalışmadığı için bu işlere. Abi, yanlış anlaşıldı. Yok yok yok, benim kafam çalışmadı. Hani bu konumuz, tamam dursun, silmeyeceğim. Evet. Şey diyorum kardeşim, kader karar vermiş. Kader karar vermiş. Kıyamete kadar olacak, Allah'ın dediği olur. Ve bizi niye seçtiriyor? Senin demenle evet hayır olmayacak, o zaten olacak olacak. Sen kendini ne olduğunu bilmiyorsun. Ne yaptığın önemli değil. Bak ben burada çıkmışım karşısına bir şey anlatıyorum. Yaptığıma bakmayın. Kimin için yapıyorum o önemli. Kimi hedeflemişim, kime hizmet ediyorum. Hizmetime bakmayın. Bakmayın. Kime hizmet ediyorsam yaptığım hizmet ona değerlenir. Müstakil olarak beni düşünürseniz küçüktür. Ha? Önemli olan, bak kitapta öyle diyor. Söylenene bak, hayır. Bir şeyin doğru olabilmesi için kim demiş? Kime demiş? Ne makamdan ne maksatta demiş. Bir insan yaptığı fiil, unutmayın, münafıkanı aldanırsınız. Bak yeni asa şeyi kullanıyor. Zındıkayla beraberler omuz omuza, zındık. FETÖ'cülerle, komünistlerle beraberler. Billboard mu ne diyorlar, otobüs duraklarında reklam asmış. Siz Dünya Risale okuyor, siz okuyormuşsunuz, altına yazmış Yeni Asya. Yeni Asya. Aynı yerde. Ne yapmış? Hak bir yöntemi zındıkaya kullanıyor. Batıl bir neticeye hak yöntem kullanıyor. Risale-i Nur aleti. Bediüzzaman hayır dedi diyor, ben şey yapıyorum. Hayır yani, demiş abi onlar. Tabii tabii. Aynılar. Neyse. Şimdi şu. Ne yaptığım değil. Kim için yapıyor? Peki buradan buraya niye geldin? Eylemsiz dersi ben ne yapayım ya? He? Eylemsiz dersi ben ne? Tamam bildiğinde ne olacak? Elhanem eylem olacak da kardeşim. Eylem dönecek. Bunları da bilmemiz lazım. Bunları da bilmemiz lazım. Bunları bilmesen bak Şialar itiraz ediyor yani. Olur mu ne kadar diyor cahilane bir söz diyor ki Allah'ın cehennemi, Allah'ın cehennemi bunlar mı ya? Ya bilmemiz lazım. Bunu da bilmemiz lazım. Bunu da bilmemiz lazım. Hangisi diyebilirsin ki ben keşke şunu duymasaydım. Ne alakası var siyasetten? Siyasetten olsaydım miskamber derdim lan. Even işer işte. Yani eylemsiz. Bazısı ben rahatsız oluyorum bu tür derslerde diyor. Dinleme kardeş. Davetiye mi çıkarıyorum? Dinleme. Derslerimizde, düşüncelerde, vicdanda, yani kalpte, ruhta, fiilde. Dört sahada gözükmeyen dersleri ben fazla onaylamıyorum. Dört sahada da gözüküyor. Camiden çıktığım zaman, dersten çıktığım zaman dışarıda hayat bulmalı, karşılık bulmalı konuştuğum şeyler. Üzümden bahsettiğim zaman, üzüm bağımda gördüğüm zaman orada karşılık bulmalı. Ama bazıları da şey yapar, bu mazlum. Hayatın gerçekleri kardeşim. Ya, ne kadar? Birlikten milletin imanı gidiyor abi, yapmayacağız. Ne zaman yapacağız bunu yani? Anlamıyor ki. Tabii şey yapalım. Herkes kendi kitabını duruyor. Allah bunu haşir meydanında önüme çıkartacak burayı. Size de çıkartacak. Tamam siz de okuyordunuz. Bu adam yanlış söylüyordu. Niye bir şey demediniz? Size çıkmayacak. Yanlış okuyduğumsa söyleyeceksiniz bana. Abi Risale'nin zıt şeydir. Evven-i Şer var. Ustad diyor ki Evven-i Şer'i deyip zararınız dokunmasın, menfaatınız dokunsun.
Nur talebenin en büyük vazifesi diyor, asayişi emniyeti muhafaza etmektir. Hakiki nur talebeleri siyasete girmezler diyor. Kur'an ve şefkat bizi siyasete men etmiş. Vicdan. Ne yapıyorsun ama bunlarımızı? Mesela son cümleyi söyleyeyim. Ustad bilmiyor mu sahip midir ne yaptığını? Bir sandık oldu. Gidiyor, oy alıyor. Sandık bir tane yapıyor. Evladım demiş orada. Demokrat Parti'nin kutusu hangisi demiş. Bir tane kutu görüyorum demiş. Efendim hepsi aynı kutuya atılıyor falan. Böyle yani ha ihtiyar adam. İhtiyar adam. Oradaki saf çocuklar işte orada bulunanları onunla uyarıyor. İhsası rey ediyor. Bunu bilme. Ustad ihtiyar ihtiyar gitmiş kullanmış. Bazılarında saftirikler var. Siyasete girdiler abiler. Biz de şey yapmayacağız. CHP geldiği zaman görürsün bu dersleri. Dershaneleri görürsün bir daha. Bu dersler sana ulaşır makam. O camileri yıkıldığı meyhaneye çevirdi. Ha Sirkeci'deki Allah rahmet etsin. Turgut Özal'ın zamanında çıktı. O otogar var, şey tren garı var ya. Üstündeki cami. Orası neydi biliyor musun? İsmet İtönü zamanında cami meyhaneye dönüştürüldü. Meyhaneydi ha, zıkkım içiliyordu. O zaman onu istimlak etti, aslına dönüştürdü, cami yaptı. Şimdi adam ölmüş. Ben siyasetçi miyim, ondan ne bekliyorum şimdi? Anavatan Partisi mi? Bak, rahmet de anıyor. O cami, benim yaşım Musait, o cami yapılır gibi. Orası meyhaneydi biliyor musunuz? O zamana kadar. Şimdi bu adam da nerede meyhane, nerede sökülmüş? 20 bin cami sökülmüş ya İstanbul'da. Hepsini tek tek istimlak edip evleri de yıkıyor ama veriyor parası. Cami yapılıyor. Afındıkzade 6 yılın emek yaşı başına bakın. Orası da zıkkımlı bir lokanta, restoranttı. Ahıra çevirmiş. Şişli'deki cami at ahırlarla Yahudilere, Ermenilere kiraya verilmiş. Bir sürü resim ne var? Ah benim Müslümanım, ne zaman uyanacaksın? Musallada mı? Vahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha tüm as-salavat.